yazayım isterseniz. Size çıkınca saati kaç verdiler? 1'de biter dediler. Hakikaten de bitmiş. Bir de işlemlerim var. Böyle epey bir şeyi var, eşyası var. Evet, tabii 33 yıl uzun bir süre bayağı bir yapılanmış. Tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Çok değilmiş ya, araba alırız ya. Baba, şimdi bir tanıyorum. Baba. Şimdi arabalar alır mıyız diye. Hanımefendi, çocuk benim. Ben gidelim.
Fazladan bir şey söylerse ben onu zaten yazıp göndereceğim. Onu zaten yazıp göndereceğim şimdi. Şeyler kapılarında yok. Gece'ye Muhammed'in haberi var. Muhammed Musa arayın. Tamam. Hani şey bana başka. Tamam canım. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşmek üzere. Hadi. Sorunlu bir kucağına aldın mı burayı? Aldın mı? Sen de geçtin mi? Buraya da biraz geri alalım, aile fotoğrafı. Şöyle arada alabiliriz diyor ki. Şöyle biraz ileride. Yaşlanmışsın sen de. Sen yaşlanmışsın. Hadi paket versin. Aldık. Biraz kenara çekilebilir miyiz? Geldi. Avukat hanım bile kovuyoruz. Kovmuyoruz. Kimseyi kovmuyoruz. Sağ olun. Bu taraf efendim. Yanımızda. Bak en yukarıda sen güzel. Ya bana sen gitsen ne olmuş ya. Tamam direlim. Nasıl olsa şeyde. Şeyde ya yeter gidelim. Bana bırakmadın. Tamam. Evet, geri alın arkadaşlar. Kayıtta mıyız arkadaşlar? Değiliz. Kameralı. Hepinizin emeği geçti. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu süreç biraz da sizin eseriniz oldu. Eğer sizden mücadele etmeseydiniz, biz bugün daha içeride olacaktık. 2025'e kadar da içeride kalacaktık. Yani sizlerin çok yoğun çabasıyla bugün özgürlüğümüze kavuşmuş olduk. Yani bu mücadele de burada bitmedi. Ben avukatıma bir basın açıklaması vermiştim. Galiba herkese vermişti. Şimdi o basın açıklamasında süreci anlattım. Burada çok fazla bir şeye girmek istemiyorum. Sonra biraz daha sakin olarak konuşmak istiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu süreç gerçekten hukuksuzluğun bir sütunu, bir abidesi gibiydi. Tam 20 yıldır hiç hukuksal karşılığı olmayan
bir ceza yatırıyor. Umarım bundan sonra kimsenin başına bunlar gelmez. Gelmesini de istemem. Yarın da emekçi sınıfının 1 Mayıs'ı, yarın yine resleşmeler var. Umarım bu resleşmeden vazgeçer hükümet. Emekçi sınıfın bayramına engel olmaz. Yani şimdi ne diyeceğimi de bilmiyorum. Bu kadar çileden sonra, bu kadar patlayımdan sonra tekrar 1 Mayıs'ı yasaklamak ne insanlıktır, ne yönetme anlayışıdır. İnsanlar her bayramı mücadeleyle elde ettiler. Her özgürlüğü mücadeleyle elde ediyorlar. Onun dışında herhangi bir şey yok. Kimse kimseye bir şey vermiyor. Merhaba, siz 1 Mayıs'ta nerede olacaksınız? Ben Gebze'de olacağım 1 Mayıs'ta. 1 Mayıs'ta ailenizin yanında. Ailemle birlikte, emekçi sınıflarla birlikte 1 Mayıs Gebze'deki emekçi sınıflarla birlikte olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Daha sonra geniş şeyleri konuşabiliriz. Ama şimdi basın açıklaması verdiğim için daha fazlasını... Ne kadar süredir içeride? Son 20 yıldır içerideyim. Daha öncesinde... Kaç yaşındaydınız girdiğinizde? Yani şu an dışarıdasınız. Hayatınızda neler değişti o günle bugün arasında? Valla hayatımda bir şey kaldı mı onu bilmiyorum. Ama sadece ailem kaldı. Bir de mücadelemiz kaldı. Onun dışında hiçbir şey kaldı. Yani şimdi sizin şu kullandığınız aletlerin hepsine ben yabancıyım. Hiçbirini bilmiyorum. Hiçbirinin kullanmasını bilmiyorum. Yani bu her şeyi anlatabilecek durumda. Çektiğiniz çileler değdi mi bu kadar şeye? Şimdi insanlar sınıf mücadelesinin bir neferi ise her çileye hazırdır. Eğer onu göğüsleyemiyorsa sınıf mücadelesinde yeri olmuyor. Hiçbir demokratik hak da mücadelesiz verilmedi. Mücadele ederek elde edildi. Bugün Türkiye'deki eğer bir demokratik mevziler kullanılabiliyorsa fedakar insanların emekleri üzerinde elde edilmiş haklardır. Onun dışında değildir. Hiç kimse kimseye bir şey vermiyor. Hele iki sınıfın karşı karşıya geldiği mücadelelerde emekçi sınıfların kullandığı her hak kendi bedeller, kanlarıyla bedenleriyle ödemişlerdir. Onun dışında bir şey yok. Nasıl bunu görüyorsun? Mücadele elbette insan olmanın temel koşuludur. Eğer insansak, insan haklarından bahsediyorsak, toplumsal bir duruştan bahsediyorsak mücadele devamdır. Yok, ben bu kadar değil, yoruldum diyen varsa zaten ona kimse engel olmuyor. Buradan beri içerideki en çok yapmak istediğiniz şey neydi? Valla en çok istediğim şuydu, beraat etmek. Çünkü 32 yıldır içerideyim, 32 yılın karşılığında işlemediğim suçlar var. Yani 32 yılın karşılığı hiç suç yok ama ceza var. Bu mücadele de devam edecek zaten. Yani bu mücadeleden vazgeçmiş değilim. Zaten bugün ben Anayasa Mahkemesi'nde, Danıştay'da, Yargıtay'da, yani birçok yerde başvurularım, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na bütün başvurularımı yapmışım. Mağdur olduğunuzu düşünüyor musunuz bu süreç içerisinde? Ya bu soru bilene abestir. Şimdi şunun manevi tazminatı da çıktı ya bu tür süreçten sonra. Tamam, bunu zaten aşmışım ben. Ne kadar aştınız? Miktar belirtmedim. 20 yılın bütünü de toplumsal diğer Avrupa insan haklarında belirlenen işte ülkenin genel durumuna uygun olarak tespit edilmesini istedim. Yani benim işte eşimin, çocuklarımın bütün hak kayıpları var. Sadece benim değil. Benim için koşan her insanın hak kaybı var. Sadece avukatından tut, herkesin burada bir mağduriyeti var. Şimdi karşılıksız bir cezalandırma varsa bu cezalandırmanın karşılığı da olmalı. Teşekkür ederim.